Gazların kinetik moleküler teorisinden biraz daha bahsedelim. Bu teoriyi kısaca şöyle özetleyebiliriz. Gazların basınç, hacim, sıcaklık gibi makroskopik özellikleri, gaz moleküllerinin pozisyonları ve hızları gibi mikroskobik özelliklerinden kaynaklanır. Buradaki küçük V hızı, büyük V ise hacmi temsil ediyor. Bildiğiniz gibi gazlar moleküllerden oluşur. Bu moleküller belirli hızlarda rastgele sağa sola böyle hareket eder. Eğer bu moleküllerin hızlarını, pozisyonlarını ve hız dağılımlarını bilirsek, incelediğimiz gazın makroskopik özelliklerini de bulabiliriz. Aslında sizlere bu videoda mikroskopik özellikleri bilinen bir gazın, mesela burada hızını bildiği moleküllerinin makroskopik özelliklerinden basıncı ne olabilir gibi ya da tam tersi, gazın sıcaklığını biliyorsam bu moleküllerin ortalama hızları ne olur gibi makroskopik özelliklerinden yola çıkarak mikroskopik özelliklerin nasıl bulunacağını göstermek istiyorum. Öncelikle birkaç varsayımda bulunmalıyız. İlk olarak gaz moleküllerinin birbirleriyle etkileşmediğini kabul etmeliyiz. Eğer iki gaz molekülü arasında bir etkileşme olursa bu etkileşim sadece esnek çarpışma olabilir. Hatta bu çarpışma sırasında kinetik enerji ve momentum korunur. Aynı şekilde eğer moleküllerden biri bulunduğu kabın kenarına çarparsa da kinetik enerji ve momentum korunmaya devam eder. Evet ekranı temizleyeyim tamamdır. Şuradan devam ediyorum. Şimdi öncelikle mikroskopik bir özelliği, makroskopik bir özellikle nasıl ilişkilendirdiğimize bir bakalım. Öncelikle hızı ele alalım. Burada bir molekülümüz olsun ve bu yönde belirli bir hızla ilerleyip kabın iç yüzeyine çarpsın. X ekseninde hareket ettiği için bu hıza Vx diyeceğim. Bu molekül kabın çeperine çarptığında oraya bir kuvvet uygular ve bunun gibi bir sürü çarpışma olduğunda kabın çeperlerinin üzerinde bir basınç oluşmaya başlar. Bu çarpışma esnek bir çarpışma olduğu için molekül aynı hızla geri döner. Şimdi bu molekülün duvara uyguladığı kuvveti bulmaya çalışalım. Çünkü basınç kuvvet bölü alan olduğu için kuvveti bulursak basıncı da bulmuş oluruz. F eşittir ma olarak biliyoruz. Ama kuvvet aynı zamanda delta P bölü delta T. Yani momentumdaki değişim bölü zamandaki değişim şeklinde de yazılabilir. Bu sadece Newton'un ikinci yasasının farklı bir şekilde yazılmış hali. Öyleyse kabın iç yüzeyine uygulanan kuvveti bulmak için önce momentumdaki değişimi bulmalıyız. Momentum kütle çarpı hız olduğundan, buradaki kütle sabit kaldığından momentumdaki değişimi m çarpı delta v bölü delta t şeklinde ifade edebiliriz. Peki duvara çarpıp aynı hızla geri dönen molekülümüzdeki hız değişimi ne olur? Bazı öğrenciler burada geldiği hızla geri döndüğü için hızda bir değişim olmadığını düşünüyor. Ancak hız vektörel bir büyüklük ve o yüzden hızın yönlerini de dikkate almalıyız. Geldiği hız artı v ve döndüğü hız eksi v olduğu için hızdaki değişim aslında eksi 2 v olur. Biz sadece kuvvetin büyüklüğünü bulmak istediğimiz için negatifi atabiliriz yerine koyarsak m çarpı 2 ve x bölü delta t elde ederiz. Ama denklemi delta t cinsinden değil de basınç hacim hız gibi ifadelerle yazmak istiyoruz. O zaman delta t ifadesinden nasıl kurtuluruz? Bakın burada uzunluğu biliyoruz. Her bir kenara l dersek l çarpı l çarpı l büyüklüğünde bir küpümüz olur. İki çarpışım arasında geçen zaman yani delta T bize molekülümüzün kabın çeperleriyle çarpıştığı andan itibaren karşı çepere çarpıp geri gelmesi için gereken süreyi verir. Hızın yol bölü zaman olduğunu zaten biliyoruz. Delta T de c yol D bölü hız olur. Bakın yol sadece L değil. Sağ çeperdeki kuvveti bulmak istediğimiz için bu çeperde gerçekleşen çarpışmalar arasının ne kadar sürdüğünü bulmalıyız molekülümüz sağ çeperden sol çepere gidip geldiği zaman toplam 2L yol alır. Giderken ve gelirken hızı Vx olduğundan delta t'yi 2L bölü Vx buluruz. Delta t'nin son halini formüle yerine yazarsak f eşittir m çarpı 2Vx bölü delta t yerine 2L bölü Vx dedik. Evet, Vx'i yukarıya taşıyıp ikileri sadeleştirirsek molekülümüzün çepere uyguladığı kuvveti kütlesi çarpı x eksenindeki hızı vx'in karesi bölü l buluruz. Bu arada parçacığımızı sadece x ekseninde gitmiş kabul etmek zorunda değiliz. Mesela bu yönde de gitmiş olabilirdi. Burada yaptığımız şey esasında herhangi bir hızdaki ve yöndeki parçacığın x eksenindeki hızının bu çeper üzerinde oluşturduğu basınca olan kuvvet katkısını bulmaktı. Bir parçacığın bu çepere uyguladığı kuvveti bu şekilde buluruz. Bu çeperdeki toplam basıncı bulmak istersek de buraya çarpan bütün parçacıkların uyguladığı kuvveti bulmalıyız. Bunun yapmak için bütün parçacıkların katkılarını toplu olarak düşünmeliyiz. Küpün içindeki havanın homojen ve aynı hava olduğunu kabul edersek bütün parçacıklar yani m kütlesine aynı ortamda gidip geldikleri için aynı L uzunluğuna sahip olur. Dolayısıyla katkılarındaki tek fark x eksenindeki hızların farklarından kaynaklanır. Mesela parçacığımızın x eksindeki hızına vx1 diyelim. Formülde yerine yazarsak vx1'in karesi olur. Başka bir parçacığın hızı vx2, başka bir hızı da vx3 olsun. Tek yapmamız gereken bunları toplamak. Toplarken bunun ne tane parçacık için yaptığımızı düşünelim. vx1'in karesi artı, vx2'nin karesi artı, vx3'ün karesi artı derken en sonuncu parçacık vxn'in karesi olur. Her iki tarafı da N'ye, yani toplam parçacık sayısına bölelim. Sol tarafta kuvvet bölü N eşittir m bölü L çarpı x eksenindeki hızların karelerinin toplamı bölü N olur. Buradaki uzun ifade de bize Vx'lerin karelerinin toplamının ortalamasını gösterir. Bu ifadeyi yazarken parantez içinde Vx'in karesi yazıp parantezin üzerine şöyle uzunamasına bir çizgi çekeriz. Unutmayın burada yaptığımız şey vx'lerin karelerini tek tek toplayıp daha sonra ortalamalarını almak. Hızlarını tek tek toplayıp ortalamalarını aldıktan sonra karesini almıyoruz. O bize çok farklı bir sonuç verir. Bu önemli hatırlatmayı da yaptıktan sonra devam edelim. Şimdi formülümüzün en son hali f eşittir n çarpı n bölü l çarpı vx karelerinin ortalaması oldu. Videonun en başında hız ve basınç gibi mikroskobik ve makroskobik özellikler arasında bir ilişki kuralım demiştik. O zaman formülü basınca çevirelim. Gözünüz korkmasın o kadar da zor değil. Öncelikle sağ kenarda oluşan basıncı bulmaya çalışalım. Basınç kuvvet bölü alan olduğu için F'yi sağ kenarın alanına yani A'ya bölelim. Sol tarafı alana böldüğümüz için sağ tarafı da alana bölmeliyiz. Elimizde ne kaldı? Formülün sol tarafı basınç Gayet güzel, bu makroskopik bir özellik. Sağ tarafı ise n çarpı m çarpı Vx karelerinin ortalaması bölü a çarpı l oldu. Peki, a ne? A eşittir l çarpı l yani l karedir. Alt taraf l çarpı l kare yani l küp olur. L küp ne? L küpse bu küpün toplam hacmini gösterir. O zaman formül n toplam molekül sayısı çarpı m bir molekülün kütlesi çarpı v hızlarının karelerinin toplamının ortalaması bölü v hacim şeklini almış oldu. Çok güzel formülümüz ideal gaz denklemi şeklini almaya başladı bile. Şimdi bulduğumuz bu sonucu kopyalayıp yeni bir sayfa yapıştıralım. Ortalığı temizlemiş olduk. Her iki tarafı da v ile çarparsak basınç çarpı hacim eşittir Toplam molekül sayısı yani n çarpı m çarpı vx karelerinin ortalaması olur. Gazın basıncının ve hacmini ölçebildiğimizi düşünürsek sıra vx karelerinin toplamının ortalamasını bulmaya gelir. Böylelikle makroskopik olan basınç ve hacimle mikroskopik özellikler vx karelerinin ortalaması arasında bir ilişki kurmuş olduk. Ama sadece x eksenindeki hızlarla ilgilenmiyoruz ki. Burada hesaba katmamız gereken başka eksenler de var. Dolayısıyla y ekseni ve başka eksenlerdeki hızları da düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca neden sadece x ile gibi denklem bulmak isteyelim ki? Toplam ortalama hızı içeren bir denklemimiz olsa daha güzel olur. Öyle değil mi? Hadi bu hızları da toplayalım. X ekseninde olan hızı zaten biliyoruz. Diğer eksenlerdeki y ekseninde ve z ekseninde hızları da hesaplayalım. Dolayısıyla toplam hızın karesi v toplam eşittir vx'in karesi artı vy'nin karesi artı 3 boyutlu olduğu için burada bir de z eksenimiz var onu da ekleyelim. vz'nin karesine eşit olur. Yani moleküllerin toplam hızlarının karesi o moleküllerin x, y, z eksenlerindeki toplam hızlarının karelerinin toplamı eder. Bunu Pisagor teoreminin 3 boyutlu uygulamasıyla buluyoruz. Her bir eksendeki hızların ve toplam hızın ortalamalarını alsak bile formülümüzü bozmuş olmayız. O zaman formüldeki kareli ifadelerin ortalamalarını almamızda bir sorun olmaz. Aman. Buradaki V toplamının da karesini almamız gerekiyordu. Hemen onu da yazalım. Bunların hepsinin ortalamasını alıyoruz. Şimdi şöyle bir varsayımda bulunmamız gerekiyor. Bu küpün içindeki moleküller tamamen rastgele hareket etsin. Yani belli bir tarafa doğru daha çok hareket etmesinler. Demek istediğim her bir molekül tamamen rastgele yönlerde her bir eksendeki ortalama hızları da aynı olacak şekilde hareket etsinler. Yani bütün gaz moleküllerinin x eksenindeki ortalama hızı olan vx kare y eksenindeki hıza eşit olmalı değil mi? Hayır neden farklı olsun? Moleküller hiç x eksenine gidesim yok ya y eksenine gitsem mi bari desin ki? Sonuçta ortalama olarak bakıyoruz. Çünkü istatistiksel olarak da aynı şartlar ve ortam altında bulunan bir sürü molekülün her bir eksendeki hızların ortalaması aynı olur. Bu durumda 3 ekseni ayrı ayrı yazmaktansa sadece birini seçip mesela v eksi 3 çarpı Vx'in karesi de diyebiliriz. Çünkü yukarıda Vx kullanmıştık. V Vx'i kullanarak V toplamı yukarı taşıyabiliriz. Çünkü sadece bir eksenle ilgilenmiyoruz. Bütün eksenlerle ilgileniyoruz elde ettiğimiz sonuç v x karelerinin toplamının ortalaması eşittir. Her iki tarafı 3'e bölersek v toplam karelerinin toplamının ortalaması bölü 3 olur. Harika. Şimdi bu sonucu ana formüldeki yerine koyalım. P çarpı V eşittir. Toplam molekül sayısı çarpı bir molekülün kütlesi çarpı toplam hızlarının karelerinin ortalaması bölü 3 olur. Biraz daha toparlayıp her iki tarafı 3 ile çarparsak 3 çarpı PV eşittir n çarpı m çarpı v toplam karesinin ortalaması olur. Şimdi her iki tarafa da 1 bölü 2 ile çarpacağım. Bu çarpım biraz tuhaf gözükse de bakın ne bulacağız. Buradaki telim 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisi değil mi? Bulduğumuz bu sonuç bize eğer basıncı ve hacmi biliyorsak bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisini bulabileceğimizi söyler. Bu formül bize aynı zamanda bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisiyle makroskopik basıncı ve hacim arasındaki bir ilişki olduğunu gösterir. Burası o kadar önemli ki bu kısmı tekrar yazalım. 3 bölü 2 çarpı basınç çarpı hacim eşittir n çarpı bir molekülün ortalama kinetik enerjisi. Bu formüle birkaç farklı şeyi daha uygulayabiliriz. Eğer ideal gaz denklemini hatırlarsak, P çarpı V eşittir büyük N çarpı K çarpı T değil mi? Şimdi NKT'yi aşağıda PV yerine yazarsak 3 bölü 2 çarpı büyük N çarpı K çarpı T eşittir. Büyük N çarpı ortalama kinetik enerji elde ederiz. Büyük N'ler sadeleşirse geriye bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisi tekrar ediyorum. Tek bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisi eşittir. 3 bölü 2 çarpı Kb çarpı T kalır. Aa, bu ilk videoda bulduğumuz Boltzmann sabiti değil mi? E, eski dostum özlemiştim seni. Ne güzel oldu seni görmek. Bu da bize ideal bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisini bulmak için sadece sıcaklığı bilmemizin yeterli olduğunu söyler. Gazın cinsinin ne olduğu pek fark etmiyor. İdeal gaz olduğu sürece bunu uygulayabiliyoruz. Süper. Burada elde edebileceğimiz başka önemli bir bilgi de, bir gaz molekülünün ortalama kinetik enerjisi ile toplam molekül sayısı N'yi çarptığımız zaman toplam enerji ya da toplam iç enerjiyi U toplamı bulmuş oluruz. Tabii burada toplam iç enerji sadece tek atomlu gazlar için geçerli olur. Çünkü eğer tek atomlu bir gazsa yalnızca kinetik enerjiye sahip olabilir. Böylece 3 bölü 2 PV ya da 3 bölü 2 NKT toplam iç enerjiye eşit olur. Veya bunu 3 bölü 2 küçük nrt şeklinde de yazabiliriz. Bunu bilmeniz size çok fayda sağlar. Ama bu durumun sadece tek atomlu, ideal darvunuş gösteren helyum, neon gibi asal gazlar için geçerli olduğunu unutmayalım. Tek atomlu ideal gazlar için bu formüller, makroskopik özellikler ve toplam iç enerjiler arasında doğrudan bir ilişki kurmaya yardımcı olurlar. Bunlar oldukça kullanışlı formüller. Toplam iç enerji kelimesi kafanızı karıştırmasın. Bu sadece toplam kinetik enerji demenin bir başka hali. Eskiden insanlar bu ikisinin farklı şeyler olabileceğini düşünürdü. Ama Boltzmann bize gazların içindeki toplam iç enerjinin büyük bir kısmının kinetik enerji olduğunu, tek atomlu ideal gazlardaki toplam iç enerjinin ise sadece kinetik enerji olduğunu gösterdi. Sonuç olarak U toplam, toplam kinetik enerjiyle aynı anlama gelir. Ama ısı sistemlerden bahsedildiği zaman bu terim genellikle gazın toplam iç enerjisi olarak kullanılır.